Bak onlar pilates yapıyorlar. Ne için? Sağlık için. Kadına şiddete sağlık için bir zaten. Bravo, bayağı mekik çekip koştular. Hem de harika bir yerdeler. Neresi burası? Hasankeyf. Hasankeyf Batman'dalar. Güzelliğe bakın. Hikayeleri ne efendim? Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun. Son verilerine göre 2023'te 315 kadın erkekler tarafından katledildi. 248 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl öldürülen kadınların %55'i ise ateşli silahla vurularak öldürüldü. Kadınların %41'i evli olduğu erkek tarafından katledildi. Bütün bu verilerle kadına yönelik şiddet dünya genelinde ciddi bir sorun olmaktan çıktı ve bu soruna dikkat çekmek isteyen 16 erkek, helal olsun, hepsini alkışlıyorum, Batman'da bir araya gelip şiddete dikkat çekmek için pilates yaptı. Bravo. Herkes elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. Bravo. Harikulade. Umarım meclisimizin de dikkatini çeker şu durumlar. Yani çünkü verdiklerin rakam olarak geçiyor gözünüzünden ve her biri can. 315 kadın öldürüldü. 315 anne, can, 315 eş. Bunlardan bahsediyoruz. 248 şüpheli şekilde. Ve bunları yapan herhalde tek başına yani intihar ya başka bir şey değil. Bunları yapan birileri. Dolayısıyla maalesef, yani önüne geçebilmek için bu hadisenin, dikkat çekebilmek için herkes elinden geleni yapsın. Bazıları der ki pilates, yoga, bilmem ne. Ama dikkat çekmesi lazım bir insanın elinden geldiğince. Ama dikkat çekile dikkat çekilmesi gereken insanların dikkati ya o kadar dağınık ki anladığım kadarıyla. Yıllardır şu kadın cinayetlerimizin hadisesine bir türlü çözüm bulamıyoruz. Evet. Evet tabii Ebru. Ya nereye kadar gidecek? Memleketin yarısı kadın. Ama ölenler de hep kadın. Cinayet katlediliyorlar. Ötesi yok İşte bunun. Dün verdik yanılmıyorsam. Ya, yarın da veririz. Bıçaklanan, o diğer gün de veririz. Bu kafayla karısı, iki hafta sonra da veririz. Evet. Yeni sezonumuz başladığı zaman da veririz. Ama evet. Keşke azalarak yok olsa tabii. Keşkeyi nasıl yapacaksın? Dün verilen yasa bu yaparak. Emsal karar bu mesela karısını bıçakla yaralamaktan ve bir türlü hikayelerden dolayı 15 yıl ceza alan bir adamın hikayesini verdi. 100 emsal ve güzel bir karar. 100 olayda bir emsal, iki emsal. Bunlar İnşallah artsın. Ebru, inşallah. Bak, inşallah. Hani Rabbimden bir şey gelecek ki herhalde öyle olacak. Yoksa gerçekten önüne geçilemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. Maalesef. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Neyse bu dünyanın bir de öbür tarafı var diyerek herhalde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi